Merhaba çocuklar. Şimdi bu videomuzda da üçgende benzerliğin konu testini gömelim hemen. Bakalım birinci soru ne diyor? DE paraleldir diyor AB'ye. Tamam. Sonra AB'nin 5 katını 5 3 katı DE'nin 5 katına eşitmiş. DE'ye de 3K yazın diyor. Bu da tamam. Şimdi hemen şu benzerlik oranını söyleyelim. Paralellerin oranı 3/5. Demek ki şurası 3A ise küçük üçgenin bu kenarı 3A ise büyük üçgenin bu taraftaki kenarı 5A. Yani şuraya da 2A kaldı. Ve bize BC'yi yani toplam 5A'yı 30 vermiş. O halde A eşittir 6. 2A'yı istiyor. 12'yi yapıştırdık. Bir Denizli'den geldi. 2 numaradayız. X kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Hemen bakalım. Şimdi şu açıya A diyelim. Şimdi şurada 90 var. Şuraya da B yazalım. Bakın bir şu üçgeni seçtim. Taradığım şu üçgeni görün. Bir de şu üçgeni seçiyorum. Şunu. Şöyle kırmızı yaptığım üçgeni seçelim. Bu da B var. 90 var. O halde şu açıya da A diyeceğiz. Şimdi hatta bu kırmızı üçgen bakın 6 var. 10 var. Şu kenarı 8'dir değil mi? 6, 8, 10 üçgenidir. Hadi başlayalım benzerliğe. Mavi taradığım üçgende A'nın karşısına 5 düşmüş. Kırmızı üçgende A'nın karşısına 6 düşmüş. Mavi taradığım üçgende 90'ın karşısına 10 düşmüş. Dur bir saniye. Biz önce neyle başladık? Mavi ile başladık 5. Kırmızı ile 6 dedik. Mavi ile 90'ın karşısına ne düşmüş arkadaşlarım? 6 artı x düşmüş. Yanlış söyledim. Kırmızı da 90'ın karşısına 10 düşmüş. Heh, şimdi oldu. Burası 6 artı x. Şimdi hemen içler dışlar yapalım. 6 ile burayı çarpalım. 36 artı 6 x oldu. 5 ile de burayı çarpalım. 50. 36'yı bu tarafa atarsak 14 eşittir. 6 x eşittir. 14 geldi değil mi? Doğru söyledim değil mi? Evet ben doğru söyledim de. Mavinin. İnşallah bu oranı doğru yazmışızdır ya. 14. X eşittir. 14 bölü 6. 2'ye bölsek 7 bölü 3. İyi de 7 bölü 3 bunlardan hiçbiri değil ki ya. 2 nokta bir şey. Yanlış mı yaptık acaba? Bir daha bakalım. A, B, 90, 90, B, A. Şimdi mavi üçgende A'nın karşısı 5. Kırmızı üçgende A'nın karşısı 6. Mavi üçgende 90'ın karşısı 6 artı x. Kırmızı üçgende 90'ın karşısı 10. İçler dışlar yapıyorum. 5 kere 10 50. 6 kere 6 36 artı 6 x gelmesi lazım. 36'yı çıkarttım. 14 kaldı değil mi? Doğru hesapladım bunu da. Evet biz doğru yaptık arkadaşlarım ya. Niye böyle oldu peki? Madem doğru yaptık da. Yanlış mı hazırlanmış? B'de 6 BC 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 BC. Gelin hocam. Evet. Yani biz 7 bölü 3 bulduk arkadaşlar cevabı. Bence budur cevap zaten. Evet. 14 bölü 6 değil mi? 2'ye böldüm. 7 bölü 3. Tamam ya. Geçiyorum buna. Ali yere dik olan direklere esnek alet B asılı durmaktadır. B noktasının AD direğine uzaklığı. B noktasının AD direğine olan uzaklık 9 metredir. 8 BC 12 var. Ali'nin halata asılı durduğu B noktasının yerden yüksekliği 5 metre olduğuna göre CE nedir diye bir soru sormuş. Şimdi şurası 5 metreymiş. Biz şuraya da şöyle bir diklik çizelim. Önce şu dik üçgenlerden bir şeyler benzerlik yapıp bulalım. Şimdi şu açıya A. Burası 90, burası B. B 90, A 90. Buraya da B yazdım. Şimdi benzerliğim. A'nın karşısı burada 9. A'nın karşısına burada X diyelim. Eşittir. 90'ın karşısı burada 12. 90'ın karşısı burada 8. Hemen 4'e böl 3. 4'e böl 2. 3'e böl, 3'e böl, 3 kaldı. 2 kere 3, 6 çıktı x. E şurası zaten 5'ti kardeşim. Toplam bu direğin boyu ne oldu? 11 metre oldu. Yani cevap Bursa'dan geldi. Şuna bakalım.
30 var, 20 var. Şurası 50'ymiş, o halde buraya 20 kaldı diyelim. Şurası 20 artı x'miş, o halde burası da 20 artı x'tir diyelim. Dikdörtgenin özelliğini bir konuşalım. Evet, diyor ki ağaçlık mağaçlık görülmektedir. Parkın kalan kısmı ise oyun alanıdır. Oyun alanı olarak ayrılan bölgenin x uzunluğu kaç metredir diye bir soru sormuş. Şimdi yine benzerlik yapacağız. Hatta az önceki soruda yaptığım benzerliğin aynısını yapacağım. Şimdi şuraya A açısı diyelim. Şurası 90, şuraya B yazalım. B 90, o halde burası A. A 90, o halde burası B. Şimdi benzerliğin. A'nın karşısı 20. Burada da A'nın karşısı 20. Yani benzerlik oranları 1. Benzerlik oranları 1 olan üçgenlere eş üçgen deniyor dostlarım. Madem ki eş üçgenler, burada B'nin karşısı 30 ise burada da B'nin karşısının 30 olması gerekir. O halde X'in 10 olması yakışır diyoruz. Ceyhan'ı işaretliyoruz. Geldik buna. Evet, şekilde yere dik AB çubuğu ve 2 adet platform görülmektedir. Çubuk sağa eğildiğinde tepe noktasından, sola eğildiğinde orta noktasından platforma değmektedir. Bak, burası orta noktasıymış ha. Peki. AC 6. Şunlar alfa alfa. Olduğuna göre B üssü D kaç metredir diye bir soru sormuş bize. Peki. Şimdi şunlar yere dikmiş. 90 çakalım. Şuna da beta diyelim. 90 çakalım. Bu da mecbur beta oldu. Benzerliği. Burada 90'ın karşısına 1K, burada 90'ın karşısına 2K düşmüş değil mi? Çubuğun boyu 2K. Yani bu 2 katıymış. O zaman burada alfanın karşısına 6 düştüyse burada alfanın karşısına 2 katı düşecek. 12'yi yapıştırdım arkadaşlarım. Cevap Edirne'den geldi. Evet. 6 numaralı sorudayız. Paralellik ve açıortay görünce Z harfi yapın ve ikizkenar bulun demiştim. Bakın Z harfimiz şurada mevcut. Tersten Z. O zaman burası da noktalı açı. Demek ki burası da 2. Şimdi bir de benzerlik çakalım. Şununla şunun paralelliğini konuşalım arkadaşlar. Ve Thales amcamızın söylediği benzerlik. Yan kenarın 8 olduğunu küçük üçgende, büyük üçgende de 10 olduğunu görüyorum. O halde 8 bölü 10 eşittir. Küçük üçgenin paraleli 6, büyük üçgenin paraleli ise 2 artı x. Buradan x'i buluruz. 2'ye bölelim 4, 2'ye bölelim 5, 5 kere 6 30 eşittir, 4 kere 2 8 artı 4 x'e. 22 eşittir 4 x, 11 bölü 2 eşittir x çıktı. 11'i de 2'ye bölersek 5,5 gelir sorumuzun cevabı. Yere dik durumda olan bir duvarın. Evet, yere dikmiş. Onu bir gösterelim. Işık kaynağı 60 cm doğrusal engel veriliyor. Tam. Diyor ki sana, ışığın engel altında oluşturduğu gölgenin boyu 120 cm'dir. Tamam, şurası 120. Bak, demek ki 60'ın 2 katı. Tam orta taban değil mi? Şu yanları 2'ye bölmüş. Orta taban demiştik buna. Işık engele, aralarındaki uzaklığın yarısı şeklinde yaklaştırıldığında gölgenin boyu kaç santim uzar diye sormuş. Işığı engele yaklaştıracağım. Aralarındaki mesafenin yarısı kadar. Şimdi normalde 2K, 2K olsun burası. O halde ne diyeceğiz? Şu yarısı kadar yaklaştırdıysak ışığı şurada olacak. K'da olacak. Yani K, K. Ve buradan bir ışık engele çarpıp şurada bir gölge oluşturacak. Şurayı soruyor bize, x ne kadar uzar diyor. Yeni gölgemiz şurası oldu değil mi? 120 artı x oldu. Hadi bulalım. Şuraya k kaldı. Burası 3k. Benzerlik yapıyorum değil mi? Şununla şunun paralelliğini konuşuyorum. K'ya 3k. 1 bölü 3 eşittir. 60 bölü 120 artı x. İşte bu kadar. İçlerimizi çarpalım. 180 eşittir 120 artı x olur. 60 eşittir x olur. Demek ki 60 santim uzadı. Evet. Bu sorudayız. Eşit açılarımız var. Hemen A, A diyelim. Şuna B, şuna C diyelim. Büyüğüne bakın, A var, B var. O halde şuranın tamamı C. Hadi benzerleyelim. Burada A'nın karşısı küçük üçgende 3. Büyük üçgende A'nın karşısına x düşmüş. Küçükte C'nin karşısına x düşmüş. Büyükte C'nin karşısına 9 artı 3'ten 12 düşmüş. Demek ki x kare 36,
x eşittir Adana gelir. 9'dayız. Katlama sorusu görüyoruz. ABC üçgeni şeklindeki karton DE boyunca katlandığında. Şimdi DE boyunca katlandığında kardeşim ne boyunca katlanırsa o açıortaydı. Bir bunu gösterelim. Bu bir açıortay. Diyor ki DE paraleldir zamazıngo. Madem paralel şuradaki Z harfinden buraya da bir çizgili açı koyalım. Yöndeşlikten bakın şununla şu aynı yöne bakıyor. O zaman buna da çizgili açı koyalım. Şu Z harfinden buraya noktalı açı koyalım. Yöndeşlikten bu da noktalı açıdır. Buna da koyduk. Şunlar demek ki birbirine eşit ikizkenar üçgen çıktılar buralar. Peki. Bir de diyor ki AB BD'nin 4 katıdır. Yani şuna K dediğinizde burası 4K olur. Tabii ki bu da K. Sonra bu 4K'yı biz katladık. DA üssü yaptık. Burası K ise şuraya 3K kaldı. Hatta bakın şurada bir şunun şuna paralel olmasını konuşarak bir benzerlik yapalım. 3 bölü 4 eşittir. 6 bölü şuraya x diyeyim. 6 bölü x'e 2 katına çıktı. Bu da 2 katına çıkacak. 8. Şurayı da bulduk. DE. Zaten DE'yi soruyormuş lan. DE 8 geldi. 3 bölü 4. Yanlış mı yaptım? 2 katı. DE'yi soruyor. Bir daha okuyayım. AB BD'nin AB BD'nin 4 katıymış. Pardon. Tamamı 4K. Şuraya 3K kaldı. Bu 3K ise şu da 3K olacak. Buraya 2K kaldı. Şimdi bir daha benzerleyelim. 2 bölü 3 olacak. 6 bölü X olacak. 2 bölü 3 burası. Şimdi bu 3 katı, bu da 3 katı olacak. 9. Allah'tan cevaplarda 8 yok ha. Yoksa tavşan yeri zıplanmıştık. Cevap 9. Evet, 10. sorumuz, son sorumuz. Şekilde bir mahalledeki üçgen ve orta taban şeklindeki yollar görülmektedir. Bakın bu orta tabanıymış. Tamam. Evden çıkıp en kısa yollardan sırasıyla park ve markete uğrayıp durağa ulaşan Yusuf toplam 35 metre yürümüştür. Şimdi şuradan gelmiş B, sonra C. A'dan evden çıkıp parka, parktan markete, marketten de durağa yürüdüğü zaman toplam 35 metre. Yani A, B, C'nin toplamı 35. Şimdi bu orta tabansa yanları ikiye bölmüştür. Demek ki bu da A, demek ki bu da C. Orta taban olduğu için bu paralelin mutlaka yarısı olacaktı 2B. Peki şimdi devamını söylüyorum. Diyor ki evden çıkıp en kısa yollardan sırasıyla pastaneye gelecek, yani 2A gelecek. Ve durağa sırasıyla pastane ve durağa uğrayarak tekrar eve dönecek. Yani pastaneden durağa 2B gidecek. Duraktan da eve 2C'ye gidecek. Bu durumda kaç metre yürümüştür diye bir soru sormuş. A, B, C'nin toplamı 35 ise 2A, 2B, 2C'nin toplamı da 2 katıdır. 70'tir. Cevap Adana'dan gelir arkadaşlar. Pekala. Konu testi tamamdır. Son olarak ÖSYM soruları kaldı. Onlar da bir sonraki videoya kaldı. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.